Yeniden merhabalar. Çıtır çıtır bir börek tarifiyle geldim. Şöyle keserkenki çıtırtısını da göstereyim. O kullanmadan hazırlayabileceğiniz harika bir tarif olacak. Haydi tarife geçelim. Hamurum için 4 su bardağı artı 1 tepeleme yemek kaşığı kadar unu kabıma aldım. Bu ölçülerle toplam 16 tane porsiyonluk börek çıkacak. Siz tabii ki kişi sayısına göre ölçüleri artırıp azaltabilirsiniz. Bir tepeleme tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Tuz ve unu şöyle bir karıştıracağım. Daha sonra suyumu ilave edeceğim. 1,5 su bardağı su ekliyorum. Yine kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik bardaklardan. Şöyle önce spatulayla biraz toparlayacağım. Sonra tezgaha alacağım. Bu şekilde ilk aşamada elinize çok fazla yapışmıyor. Daha güzel oluyor. Şimdi şöyle tezgahta güzelce toparlıyorum hamuru. Şimdi bu kısım çok önemli. Hangi hamur işini yapıyorsanız yapın. Yoğurma aşamasını uzun tutmanız gerekiyor. Tabi bazı istisnalar hariç olmakla birlikte. Bu hamurda da hamurumu yaklaşık 10 dakika boyunca yoğurdum. Artık böyle elastik bir kıvama geldi. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olacak. Hamurumu 8 eşit parçaya ayıracağım. Şimdi şöyle kolay bir yöntem göstereceğim. Hamuru bastırıyoruz elimizle. Sonra ortasından bir delik açıyoruz. Ve şöyle iki elimizle geçirerek yuvarlıyoruz. Yine şöyle eşit olması açısından kenarlarından da düzelttim. Herhangi bir yerinden keselim. Gördüğünüz gibi şöyle biraz uzatıyoruz. Şimdi tekrar ikiye katladım. Yine ortadan böleceğim. Bu şekilde birbirine çok yakın gramaj olarak parçaları elde edebilirsiniz. Şimdi 8 parçaya ayırdım hamurumu. Dediğim gibi toplam 16 tane börek elde edeceğim bu şekilde. Porsiyonluk olacaklar. Hamurlarımı yuvarlıyorum. Şimdi üzerine bir bez örteceğim. Ve yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar dinlendireceğim. Daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Hiç sorun değil. Hatta daha bile güzel olur. Hamurlarım dinlenirken ben de iç harcımı hazırlayacağım. Şöyle iki tane orta boy soğanım var. El rondosundan çektim. 400 gram kadar kıymam var. Soğan ve kıymayı şöyle biraz karıştırıyorum. Şimdi hem patatesli hem kıymalı bir harç olacak. Ben böyle daha çok seviyorum. Tabii ki siz istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. 3 tane orta boy patatesi rendeledim, içerisine ekliyorum. Yine baharat olarak tuz ekliyorum içerisine. Karabiber ve kırmızı biber ekleyeceğim. Tabii bu aşamada istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Kendi damak tadınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Dediğim gibi ıspanaklı ya da peynirli de yapabilirsiniz tabii ki. Ama ben en çok kıymalı patatesli karışık seviyorum. Çok güzel oluyor. Şimdi böreği yağlarken ve içine sürmek için yağ karışımı hazırlayacağım. Yarım paket margarini erittim. İçerisine yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. Bu sırada hamurlarım yaklaşık 1 saat kadar dinlendi. Hamurlarımı tabak büyüklüğünde açıyorum. Hepsini teker teker. Daha fazla açmanıza gerek yok. 8 tane hamurum için aynı işlemi yapacağım. Ve tabağıma aldığım her hamurum için üzerine 2 yemek kaşığı yağ koyacağım. Tek oklava kullandığımız yer burası zaten. Bu da çok yorucu bir işlem değil gördüğünüz gibi. Oldukça küçük açtık. Şimdi tabağıma alıyorum. Gördüğünüz gibi alttakileri 2'şer yemek kaşığı yağ ile yağladım. Oldukça bol bol yağlıyoruz. Ve hamurun her tarafına gelecek şekilde Yağı güzelce sürüyorum üstüne. Hamurdaki hava kabarcıklarını da görüyorsunuz. Çok güzel oldular. Dinlenince daha da güzel olacaklar. Şimdi bu şekilde üzerine bir streçle kapatıyoruz. Ve yaklaşık 1-2 saat dinlenecek. 2 saat dinlenmesi tabii ki daha güzel olur. Ama zamanınız yoksa 1 saat de yeterli olacaktır. Hamurlarım çok güzel bir şekilde dinlendi. İlk hamurumu aldım. Şöyle elimle biraz açtırıyorum. Ve bir masaya veya tezgaha bırakıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça kolay açılıyorlar. Kenarlarından çekiştire çekiştire açma işlemimi tamamlayacağım. Bu arada benim masam oldukça büyük. Masa kadar açılıyor. Hatta masadan aşağı sarkacak. Kamerada çok fazla çıkmasa da. Gördüğünüz gibi hiç uğraşmıyorum. Oldukça kolay bir şekilde kendiliğinden açılıyor zaten. Tabii ki burada hamurun çok güzel dinlenmiş olması önemli. Dinlendirmezseniz bu kadar kolay açılmayacaktır. Ne kadar çok durursa o kadar güzel açılıyor. Evet, açılabildiği noktaya kadar açıyoruz. Ben kameradan dolayı şu ortasını çok fazla alamadım. Daha çok açılırdı aslında orası da. Şimdi iç harcını koymadan önce 2 yemek kaşığı yağ gezdiriyorum hamurumun üzerinde. Elimle yığı dağıtıyorum ama kesinlikle çok fazla bastırmıyoruz. Şimdi dört köşesinden katlayacağım. Uzun olan kenardan daha fazla içe doğru katlayabilirsiniz. Ancak kenarlardan biraz daha kısa katlayacağım. Uzun olması için daha büyük daha güzel börekler elde edebilmek için. kenarından da katlayıp iç harcını koyacağım. Şimdi uzun kenarından iç harcımı koymaya başlıyorum. Harcınızın çok fazla sulu olmamasına dikkat edin. Çünkü sulu olursa börek hamurumuz çok ince olduğu için yapışabilir. Rulo haline getirirken zorlanabilirsiniz bu yüzden. İçindeki kabarcıkları görüyorsunuz hamurun. Oldukça güzel olacağı buradan bile anlaşılıyor zaten. Şimdi katlamaya geçiyorum. Şöyle üste doğru attırıyorum ilk aşamada. İlk olarak biraz gevşek saracağım. Sona doğru biraz daha sıkılaştırarak sarma işlemi bitireceğim. Şöyle nazik nazik hareketlerle saralım. Hamurumuz çok ince çok hassas bu yüzden. işte oldu bile. Yani aslında el açması böreğe göre çok çok basit bir börek tarifi. Canınız istediği zaman hemen pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz bu tarifle. Şimdi ben tek hamurdan iki tane börek çıkartmak istiyorum. Bu yüzden hamurumu ortadan ikiye bir bıçakla böleceğim. Şimdi hamurlarımı rulo şeklinde sarıyorum. Ben bu şekilde çok seviyorum. Ama tabii farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Hamuru bölmeye de bilirsiniz. bütün halinde de yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi böreklerimi tepsiye alıyorum. 8 tane hamurum için aynı işlemleri yapacağım. Toplamda 16 tane börek elde ettim. Hepsi tepsime sığmadı. 4 tanesini de buzluğa attım ben. O şekilde de çok güzel oluyor. Buzlu buzlu çıkartıp fırına atabilirsiniz direkt. Üzerine bir yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı sütü karıştırdım ve sürdüm güzelce. Susam veya çörek otu ile süsleyebilirsiniz. Hiç koymayabilirsiniz. Ben çok yakıştırıyorum. Şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırında güzelce kızarana kadar pişireceğim böreklerimi. Fırına gidiyor şimdi. Böreklerim pişti. Çıkarır çıkarmaz üzerine böyle tereyağı sürebilirsiniz biraz. Çok daha güzel oluyor. Şöyle altını da göstermek istiyorum. Oldukça güzel bir şekilde kızardılar. Deneyenlerden mutlaka yorumlarını bekliyorum. Yine kanalıma abone olursanız yeni tariflerden çok çabuk bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.